Merhabalar, ben plastik cerrahi uzmanı operatör doktor İlker Manavbaşı. Yaptığımız ameliyatları açıkladığımız video serimize devam ediyoruz. Bugün kombine ameliyatlardan bahsedeceğim. Kombine vücut şekillendirme ameliyatları, liposuction, karın germe ve meme şekillendirme ameliyatları oluyor. Kadın vücudunda ne gibi değişiklikler oluyor? Karın tabii çok büyüyor, buna bağlı karında sarkmalar olabiliyor. Memeler haliyle tabii çok şekil değiştiriyor, büyüyor, küçülüyor. Buna bağlı yine sarkma olabiliyor, büyük kalabiliyor, içleri boşalabiliyor. Dolayısıyla biz tabii yağlanma oluyor gene vücutta. Bu santral yağlanma olursa yani sırt, bel vesaire. O zaman ne yapıyoruz bu ameliyata? Vücut arka bölgesini yani sırt ve beli liposuction yapıyoruz. Karnı geriyoruz. Karnı gererken yine aynı şekilde karın bölgesine liposuction yapıyoruz. Böylece hastanın vücut size'ı küçülmüş oluyor. Sadece karın germe yapıldığında hastanın karın ön duvarında sarkan fazla cildi ortadan kaldırılıyor ancak çok ciddi oranlarda bir beden değişikliği elde edilememiş oluyor. Biz bu işleme liposuction'ı eklediğimizde hastanın beli çok inceliyor, sırtı inceliyor ve ciddi miktarda vücut size'ı, bedeni küçülmüş oluyor. Buna ek olarak bir de memeyi yapıyoruz beraber. Dolayısıyla şimdi memeyle ilgili yapılan işlemler tabii değişken. Her kadın aynı şekilde, memesi aynı şekilde reaksiyon göstermiyor bu hamilelik ve sonrasındaki emzirme süreçlerine. Bazen memeler büyük kalıyor. Bazı durumlarda küçülüyor, sönüyor ve sarkıyor. Şimdi tabii ki her durum için farklı işlem yapıyoruz. Memeler sarkıp küçüldüğünde protezle içini dolduruyoruz ve dikleştirme ameliyatı yapıyoruz. Ama volüm olarak büyük kalırsa bu takdirde memeyi küçültüp dikleştiriyoruz. Bazı durumlarda sadece sarkma oluyor ve hasta hacminden memnun. Yani küçültme ya da büyütme talep etmiyor. Bu durumda da sadece memeyi dikleştirme yapıyoruz. Tabii burada pek çok hasta soruyor nasıl izler kalıyor diye. Memenin büyüklüğüne göre meme başından sadece yapabiliyoruz. Meme başı ve meme altına doğru giden bir vertikal iz oluyor. Buna lollipop insizyon da denebiliyor. Ya da I ya da vertikal insizyon denebiliyor. Ya da çok daha büyükse meme, bu takdirde ters T şeklinde bir iz kalıyor memede. Şimdi bu ameliyattan sonra hastaları nasıl bir süreç bekliyor? Liposuction yapılan alanlara biz masaj yaptırıyoruz. Aşağı yukarı 5 ila 10 seans değişen sayılarda ameliyattan sonra hastalar masaj alıyorlar, lenf masajı. Yine karın bölgesine de bu masajlar alıyor. Aşağı yukarı 1-1,5 ay kadar özel korseler giyiyor. Bu liposuction ve karın germe yapılan bölge için. Meme için ise aşağı yukarı 2 ay kadar özel sütyenler giyiyor ki memelerde sarkma olmasın, yaralar daha iyi iyileşsin diye. Bir ya da iki gün hastanede kalması yeterli. Bazen hastalar soruyor yani hani ben böyle bir ameliyatı kaldırabilir miyim, çok ağır gelmez mi ya da çok ağrılı olur mu diye. Yani karın germede şimdi biz kasları dikiyoruz orta hatta eğer onlar ayrılmışsa. O takdirde hareketle bir miktar ağrı oluyor tabii ki. Bir de liposuction yapıyoruz özellikle bel kısmında. Hastalar bu alanlarda biraz daha fazlaca ağrı hissedebiliyorlar ancak verilen ilaçlarla bu ağrıyı biz rahatlıkla kontrol edebiliyoruz. Memeler bu açıdan biraz daha şanslı. Şimdi tabii biz memede meme protez, dikleştirme, küçültme gibi ameliyatlar yapıyoruz. Bu ameliyatlara göre ameliyattan sonraki yaşayacağı ağrı vesaire değişkenlik arz ediyor. Meme ameliyatı diye tek bir ameliyat tipi yoktur. O yüzden hani başka bir ameliyat, meme ameliyatı türünde karşılaşılanlar diğer bir meme ameliyatı için geçerli değildir. Küçültme, dikleştirme gibi ameliyatlarda aşırı ağrı görmüyoruz hastalarda. Sadece küçük, çok küçük memelere protez koyduğumuzda oluşan gerilme sebebiyle hastalar ağrı hissedebiliyor. Kas altı ya da kas üstü. Hani onu bunlarla karıştırmamakta fayda var.
Evet, bugünkü videomuzu burada sonlandırabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Anlamadığınız ya da ne bileyim sormak istediğiniz sorularınız olursa lütfen videonun altına yazın. Daha sonraki videolarda bunları yanıtlamaya çalışalım. Görüşmek üzere, iyi günler.